eğilir. Yani akşam bir kriz yaşadık ama sabah bitti. Klasik tartışma konunuz niye dışarıdaydım diye, değil mi? Evet, her zamanki şey. Ya baksana, biz de mi sözlensek acaba? Hem belki o zaman rahat eder. Barış, sen iyi misin? Yani ben daha lisedeyim. Babam böyle bir şey duysa kalp krizi geçirir herhalde. Ya hem onun sorunu seninle falan değil. Şimdi ben evde tekim ya. Ya üniversiteyi bahane ediyor ya da seni. Ama kardeşim olsa rahatlayacağım yani. En azından bir tek onunla uğraşacak. Neyse gidelim de şimdi bizi duyar gelir, bir de seni soru yağmuruna tutar. Benim için ama hoş. Ama okula geç kaldık, yetişmemiz lazım. Kapatamıyorum saat. Ya resmen karnım duymuş. E tabi annesi büyüyor artık. Ama daha geçen hafta giriyordum bu kotun içine. Nasıl oldu anlamadım ki. Şekerim artık sen böyle rahat bir şeyler giy, kot falan giyme, tamam mı? Tamam. Ben çıkıyorum, hoşça kal. Tamam canım. Ayşe. Ama yani yapma bunu hayatım lütfen, bak bebeğe zarar vereceksin. Rahat bir şeyler giyin dedim sana, lütfen kot giyme. Ben telefonumu unutmuşum, nerede acaba? Haklısın canım, ben rahat bir şeyler giyeyim. Hadi hoşça kal. Güle güle. Evet. Şimdi rahat mısın bakalım? Hı? Evet. Benimle konuştun. Çünkü seni duyuyorum. Ben de küçük bir kız çocuğu sesi duyuyorum. Kızım. Ve işte böyle bir şeyim. İnanamıyorum. Ve sen daha şimdiden sihirler yapabilen bir perisin. Evet anneciğim. Sonra yine görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi çok enteresan bir geceydi ya. Of ya, bittim ya. Gül gül öldüm ya. Çok ya, bir de bana oh. Sor. Ay Allah. İyi eğlendik değil mi? Ya... Betüş, sizi gerçekten çok enteresan akrabalarınız var. Bakın eminim bu Pakize Hanım kayınvalidemi parmağında oynatır, yemin ediyorum. Evet ya, gece boyu birbirlerine nasıl böyle laf sokuyorlar? Sen bana gençliğinde bunu yapmıştın. Ama sen de bana bunu yapmıştın. Ya. Sırf komedi yani. Evet ya. Bence asıl komedi Faruk amcaydı. Çünkü Pakize teyze ona baktıkça o böyle elini ayağını nereye koyacağını bilemedi. Yani kameraya çeksek izler gülerdik. Ben sizin yerinize izleyeceğim. Ama komik bir anı mı, trajik şeylerin başlangıcı mı emin değilim. Tamam çocuklar, tamam artık, ne olur dalga geçmeyin. Ayıp oluyor vallahi. Baba bak, biz çok merak ediyoruz. Yarın Faruk amcaya sor, tamam mı? Hani gece nasıldı diye sence. Sormama lüzum kalmaz ki oğlum ya. O zaten mutlaka yorumunu yapacaktır bize gelip de. Ya, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani... Pakize parfümü üretelim derse hiç şaşmam vallahi. Aslan oğlum benim ya. Çok mutluyum senin bizde kalmandan, biliyor musun? E hadi artık yatalım çünkü yarın iş var, okul var değil mi? Evet. Tamam. Yatağını buraya mı hazırlayayım oğlum? Ben burada yatarım anne. Yok yok, ben burada yatayım, sen benim yatağımda yat. Ceren saçma olma, sen çık odanda yat. Ben burada yatarım rahat rahat. Ya abi ben ciddiyim. Ceren, ben de ciddiyim.
Anne sen bana bir battaniye, böyle nevresim, yastık falan getir, ben burada yatayım. Hepsini getiririm şimdi ben. Eh aslanım, hadi kalk bakayım, ben de sana şöyle güzel bir eşortman vereyim. Gel tamam. Canım kızım benim. Hadi gel. Senin gözün abinde olsun. Uyanırsa beni uyar, tamam mı? Tamam anneciğim. Anne. Efendim bir tanem. Ben abimi şimdiden çok seviyorum. Aferin sana canım benim. Ablamı da. Doğduğumda onun kadar güzel olmak istiyorum. Eminim çok güzel bir kız olacaksın. Aa, bu da ne? Ben yaptım. Ablam iniyor. Günaydın. Günaydın. Uyuyor mu abi? Uyuyor, uyuyor. Bırak uyusun. Yok, bence uyumasın. Günaydın. Ne oluyor ya? Sana biraz eski günlerimizi hatırlatayım dedim. Öyle mi? Al bakalım o zaman sen. Ya abi. Ay, ay, sen kendini nasıl kazanamıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel sen buraya gel. Gel gel. Ya ne oluyor ya? Zamanda yolculuk gibi ha. Geçmişe döndük bir anda. Sorma. 9-10 yaşına indiler. Baksana. Ya doğru ya. Doğru. Bir dakika. Çocuklar bana gelecek ya. Günaydın çocuklar. Nasılsınız bakayım? İyi misiniz ha? Ne yapayım? O zaman ben de buyurun. Sadık. Ah, kimseler gelmemiş. Oh. Anneciğim, iyi misin? Evet tatlım. Bugün hiç sesini duyamadım. Çok meşguldün. Hiç yalnız kalamadın ki. Sen ne düşünceli bir çocuk olacaksın böyle? Anne, babam benim kız olduğumu ne zaman öğrenecek? Birkaç hafta sonra kontrole gittiğimizde öğrenecek canım. Bakalım ne diyecek. Ben çok heyecanlıyım. Acaba senin kadar sevinecek mi? Sağlıklı doğmandan başka ne düşünebilir ki? Canım benim, bak sen neleri düşünüyorsun öyle. Hadi bakalım. Şimdi anne yukarı çıksın, üstüne rahat bir şeyler giysin. Sonra yemek hazırlayalım, tamam mı? Tamam anneciğim. Odam olacak. Canım benim. Sen doğunca önce birazcık bizim yatak odamızda babayla ve bence uyuyacaksın. Sonra da kileri senin için çok güzel bir oda yaparız. Ne dersin? Ben de gözümü orayı kestirmiştim zaten. Şşş, baba geldi. Aa, hoş geldin canım. O ne o? Şey, bak göstereyim sana. Ta-ta-tam.
O ne hayatım? Sarı lacivert doğuştan forma. Ama bu erkek tulumu gibi. Şey canım, o erkek bebekler için mi acaba? Şimdi şöyle, tamam yani bu hani erkek bebekler için yapılmış olabilir de... Şimdi ben şöyle düşündüm, hani bu ne tek lacivert ne tek başına beyaz ya da sarı. Yani üçü de olduğu için hani unisex diye düşündüm. Hani kızımız da olsa o da giyebilir, değil mi? Babam erkek olmamı istiyor. Sakın baban öyle istiyor diye sihirle kendini erkeğe çevirme. Hayır, istemem zaten. Ben ablama benzemek istiyorum. Niye sustun hayatım, hiçbir şey söylemiyorsun? Beğenmedin mi yoksa? Yo hayatım, niye beğenmeyeyim? Çok güzel. Ver onu saklayayım, büyüyünce giyer. Aç mısın, bir şeyler hazırlayayım mı? Ay yo, hiçbir şey hazırlama. Seninle bugün yemeğe çıkacağız birlikte. Ne? Ciddi misin? Yani aşk olsun, ben bu konuda şaka yapabilir miyim? Ay ne bileyim yani, o kadar uzun zamandır böyle baş başa bir şey yapmıyoruz ki yani. İşten çok yorgun geliyorsun falan. Bir alemsin ya. Eğer yani bundan rahatsızlık duyuyorsan bana söylerdin, beni bir yere çıkar derdin. Çıkartırdım seni. Ne olacak yani? Hadi sen şimdi git giyin, seni çok güzel bir yere götüreceğim, tamam mı? Sadık. Hı? Sen de bugün bir şeyler var. Böyle çok neşelisin. Bunun bir şey mi var? Yok ya, o kadar önemli bir şey yok yani işte. Yavuz'la böyle boş zamanlarımızda eğleniyoruz, gülüyoruz, bir şeyler yapıyoruz. ben de duyabilir miyim? Tabii de yani o zamanı gelince ben sana söyleyeceğim. Şimdi bu böyle ani tepkiler gösterebilirsin. Onun için şimdi söylemeyeyim ha. Peki, masum bir şeye benziyor. Tabii canım, masum bir şey. Yani dedim ya işte, hani böyle Yavuz'la birlikte böyle boşluk olduğu zaman, hani kitap arasında böyle bir iki saat boşluğumuz oluyor. Yani onu değerlendiriyoruz ve eğleniyoruz, gülüyoruz, bir şey işte. Ben dedim ya, yani zamanı gelince söyleyeceğim. Şimdi beni zorlama Allah aşkına. İyi. Neyse, tamam söyleyeceğim. Ama yemekte söyleyeceğim, fakat sır olarak kalacak. Böyle tepkiler falan göstermeyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sır. Sır. Ben hazırlanayım, hemen geleyim o zaman. Tamam. Çok güleceksin ha. Vallahi. Yani oğlum, çok eğleniyoruz, anlatamam sana. O kadar komik ki ya. Ya bir de saf tarafı var adamın, tamam mı? Yani biz çok gülüyoruz ya. Ne yapalım işte, öyle o vakit kaybediyoruz. Çocuk gibisiniz yani, gerçekten inanamıyorum. Hayatım, arada bir yani çocuk da olmak lazım, öyle değil mi? Bir şey söyleyeceğim, şirketteki bilgisayarlar şifreli mi? Evet şifreli, merak etme. Ama bak bir şey, çok uzatmayın. Tadını da bırakın. Yani mesela o Rafaella'nın kim olduğu çıksın ortaya. Ay alemsin ya. Ya bak, tahminime göre şu anda Yavuz bizim kayınvalidenin elinde böyle bilgisayarın başında onunla chatleşiyor. Hatta kendimi böyle Rafaella kimliğinde mesajlar falan yazıyor. Hatta ne yazıyordur biliyor musun bence? Yani haftaya seninle İstanbul'da buluşalım. Adamı kekliyoruz ya. Ay Allah'ım. Yazışıyorsun Sadık? Yavuz'la. Ha. Ya bu Yavuz var ya Yavuz, vallahi billahi Faruk'a kafayı yedirtecek ha. Ne yapmış gene? Rafael'le Faruk'tan Boğaz'da otelde buluşmak için teklif almış, tamam mı yani? Düşünsene, bizim Rafael, Yavuz. Bir yakalanırsanız. Merak etme, her türlü tedbir alınmıştır yani. Hiçbir şey olmaz. Ya düşünsene, şimdi Faruk otele gidecek. Lobide böyle gözü Rafaella'yı arayacak. Tabii dünyada böyle bir kadın olmadığı ve de benzeri olmadığı için öyle kalı kalacak yani. Bekle Allah, bekle ondan sonra. peki telefon numarasını istemiş mi? Aa dur, bir sorayım ya. Dur sorayım. Yani istemediyse de ister. Vallahi iyi akıl ettin ha. Ona da bir formül bulmak lazım. Ya Yavuz. Anne, babalar ne yapıyor? Patronlarına şaka yapıyorlarmış kızım. Aynen. Vallahi Betüş
iyi akıl etmiş. Rafaella zamanında Türkiye'de yaşadı dedik ya. Yarın bir geçici hat alırız. Bu numarada benim Türk cep telefonu numaram diye Faruk Bey'e bu numarayı aynen yollarız. Şahane. Tamam, olay tamamdır, onu da çözdü. Ay nasıl çözdü? Ya boş ver, sen detayları bırak. Finale bak, finale. Önümüzdeki günlerde çok güleceğiz. Ay delisiniz siz. Ay bir de yakalanmayın da. Yok canım yok, yakalanmayız, merak etme. Şimdi bak, sen Faruk'u yakından tanımıyorsun benim kadar, tamam mı? O işinde kurt, kadınlara karşı çok çapkın bir adam ama aslında normal hayatında çok saf bir adam, saf yani. Ya baksana, internetten ilk defa tanıdığın bir kadının gerçek olduğunu hemen şey yapıyor, düşünüyor ya. O saf yani, kandırıldığını falan düşünemez yani. Ya şimdi düşünsene böyle, Rafael'le gelmeyince bakacak bakacak, yok Rafael'le. Zaten böyle bir kadın da yok ortada. Eve böyle gururu kırılacak. İşte reddedildim zannedecek. İstenmediğini falan zannedecek. Ve bu işin peşine düşmeyecek. Anlatabildim mi yani? Kimmiş, gerçek midir, değil midir diye araştırmayacak yani. Saf diyorum sana. Yazık aslında ya. Ya çok gönül yarası yaşadı o. Bir daha yaşayacak. Garibim ya. Ay yani siz şimdi ciddi ciddi Faruk Bey'e biz bunu yaptık falan diye itiraf etmeyeceksiniz öyle mi? Ya olur mu hiç öyle şey ya? O bizim sonumuz olur. Yapma Allah aşkına. Benim. Ne diyorum biliyor musun? Sana şöyle güzel bir omlet yapayım mı? Ha? Ay yap çok iyi olur. Ben de kilerden gidip bir şeker alayım da geleyim. Olur mu? Her şey hazır zaten. Tamam. Of mis gibi olmuş vallahi Can. Evet, şimdi. Gözlerime inanamıyorum. Ay burası ne kadar güzel bir oda olmuş böyle. Benim hayalim. Hayal ediyorum, gerçek oluyor. Ay canım benim. Çok çok güzel olmuş ama... biliyorsun ki böyle bir odanın olmasına imkan yok. Çünkü senin baban bir fani. Kimseler evde yokken, ikimiz böyleyken böyle bir odam olabilir mi? Olabilir ama ikimizin arasında sıra olarak kalacak. Kimseye söylemeyeceğiz, anlaştık mı? Tamam anneciğim. Hadi bakalım, şimdi derhal yerine geliyorsun. Bu odayı eski haline çeviriyoruz ve içeri gidiyoruz, anlaştık mı? Yok, biraz daha böyle kalsın. Arada sırada gelip oynarım, ne olur, ne olur. Of. Peki, tamam. Öyle olsun. Sen daha doğmadan bunları yapıyorsun. Kim bilir doğunca neler yapacaksın ha? Belki de bir an önce doğmakta sabırsız olduğum için zamanı ileri alır, erken doğarım. Hayır, hayır. Asla böyle bir şey yapamazsın. Sakın zamanla oynamayacaksın. İleri almak falan yok. O zaman periliçeyle konuş. Hiçbir şey bozulmadan beni dünyaya getirmek için sihir bulun. Yoksa ben kendim geleceğim. Çünkü buradan gördüğüm dünya da ailem de çok güzel. Düşünsene
abiciğim şimdi orada bekleyecek tamam mı? Resepsiyonda bir yığın kadın gelecek. Tabii, tabii. Bak böyle kala kalacak ya. Bütün sarışınlara gidecek. Bir de bu İtalyanca falan da öğrenmiştir. Come stai, Rafaela? Tabii tabii. Kesin kesin abi öğrenmiştir. Vallahi olmaz böyle. Orada olmak var. Ay, sağlık. Ay ne eğlendiniz bu konuyla. Buyurun çağrınızı. Ah canım benim çok teşekkür ederim ya. Bayağı eğleniyoruz yani güzel oluyor biliyor musun? Ya vallahi Yavuz inanır mısın? Yani böyle düşündükçe bile gülmekten katılıyorum biliyor musun? Tabii tabii. Dönünce aynen şöyle olacak. Arkadaşlar saatlerce havalimanında bekledim. Rafaela yok. Aranızda herhangi biri herhangi bir ürünümüze Rafaela ismini koymayı önerirse o önerini kovarım. Ondan sonra çalışsa da parlayamaz. Değil mi Sadık Bey? Değil mi Yavuz Bey? Evet patron. Aynen böyle olacak bak. Ailesi falan aynı böyle yani. Cümleler bile aynı biliyor musun? Ay Allah'ım ya. Baba. Neye gidiyorsunuz bu kadar? Sesiniz yukarıya kadar geliyor. Yok bir şey yavrum ya. Geçmişte böyle hatıralarımızı alıyorduk be. Bize de anlatın. Ay sormayın çocuklar. Büyüklerin yaptığı çocukça şeyler işte. Babaları kızlarının yanında rezil olmak istemezler ve anlatmazlar bunları. Şekerim niye böyle diyorsun ya? Yani şaka yapıyoruz şurada ya. Bir espri ya. Sen boş ver annene kulak asma. O böyle çok hassas bir kadın. Aslında onun da çok komiğine gidiyor da. Tabii farklı bir mantık yürüttüğü için yani böyle şeyler oluyor. Boş ver ya. Espri bu ya. Bu arada Toprakçığım sen nasılsın yavrum? Geldin çıktın Ceren'in odasına bir merhabalaşamadık. İyiyim. Güzel. Dersler? Onlar da iyi. He. Peki anneanne? Süper. Güzel. Peki Fatih'i al. Ay baba sen de yani sorgu polisi gibi sürekli. Dur dur. Mesele o değil aslında. Anneannenle Pakize anlaşabiliyorlar mı aralarında? Ben sana söyleyeyim Sadık. Göstermelik. Yani anlaşamadıkları gayet ortada. Çok güzel. Yani bir de onların halini görmek lazım biliyor musun? Acaba nasıllar ya? İşte bir eğlence daha bize. Hayatım aklıma gelmişken sen şimdi anneni ara tamam mı? Ya bize gelsinler yemeğe ya biz onlara gidelim tamam mı? Sadık'cığım senin canın eğlenmek istiyor galiba bugünlerde. Hayatım ben ciddiyim vallahi. Bak sen öbür tarafı unut tamam unut. Şimdi Pakize hala da aileye girdi değil mi? Yani yok yok en iyisi sen onları bize çağır bize gelsinler ha? Oldu canım. Çağırayım. Yarın akşam bizde bir yemek yiyelim mesela. Oley, yarın akşam da sizdeyim. İyi eğleneceğiz ha. Aynen öyle olacak. Eğlence üstüne eğlence ve düşeceğiz. Vallahi iyi günlerimiz. Hep böyle gider inşallah. Aynen inşallah. Vallahi. İnşallah. İyi oluyor, iyi oluyor ya. Hoş geldin. Şu kuzenlere bak ne güzel ya.